Azərbaycanın bağımsızlığının dönüm noktası, Kanlı Ocaq. Evet, geçen hafta Azərbaycanlılar 20 Ocaq 1990'da Sovet ordusunun kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı katliamın kurbanlarını andı. Tarihe Kanlı Ocaq adıyla geçen bu katliamın acısı aradan geçen 32 yıla rağmen tüm Azərbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Azərbaycan'da aynı zamanda bir kahramanlık destanı olarak da hafızalara kazınan Kanlı Ocaq olayları 70 yıl süren Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsızlığın kazanılmasında önemli dönüm noktası olarak da kabul ediliyor. Kanlı Ocaq olayları Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Azerbaycanlılarda bağımsızlık duygusunu alevlendirdi. Olayların temelinde ise Dağlık Karabağ sorunu bulunuyordu. Ermeniler 1980'li yılların sonlarında Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'dan tamamen koparılması için faaliyetlerini artırdı ve Aralık 1989'da Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde bir karar aldı. Ve Azerbaycanlılar bu kararı sert tepkiyle karşıladı ve Bakü'de yüz binlerce kişinin katıldığı mitingler düzenlendi. Halk Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti. Aralıksız devam eden bu mitingler Sovyet yönetimini tedirgin etti ve Bakü'ye asker gönderilmesi yönünde karar alındı. Halk ise kendin giriş yollarını ve Bakü'deki askeri birliklerin önünü kapattı. İlk önce 19 Ocak 1990'da Sovyet istihbaratı tarafından Azerbaycan televizyonunun enerji sağlayıcısı patlatıldı. Akşam saatlerinde ise 26 bin kişilik Sovyet ordusu zırhlı araçlarla 5 yönden Bakü'ye girdi. Sovyet ordusu onları engellemeye çalışan silahsız sivillere mermi yağdırarak kendi ulaştı. Tanklar ve ağır zırhlı araçlar insanların üzerlerine sürüldü. Ambulanslara ve yolcu otobüslerine ateş açıldı. O gece Bakü'de 130 sivil hayatını kaybetti. Sovyet ordusu katliamını Neftçala ve Lənkəran gibi diğer illerde de sürdürdü ve toplam 147 Azerbaycanlı sivil 20 Ocak katliamının kurbanı oldu. Olaylarda 744 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 kişi Sovyet ordusu tarafından gözaltına alındı. Bakü'de Sovyet yönetimi tarafından olağanüstü hal ilan edilmesine ve kentin tamamen Sovyet ordusu tarafından kontrol altına alınmasına rağmen halk yine sokaklara çıktı ve şehitlerini defnedilmesi için çalışma başlatıldı. Şehitler 31 Mart 1918'de Ermenilerin saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlıların defnedildiği, daha sonra ise Sovyet döneminde park haline getirilen Dağüstü Park'ta defnedildi. Cenazeler Azadlık Meydanı'nda toplandı ve buradan insanların omzunda, daha sonra Şehitler Hiyabanı ismi verilen şehitliğe getirilerek yan yana defnedildi. Cenazelere yaklaşık 1 milyon kişi eşlik etti. Kanlı Ocak katliamı Azerbaycanlıların Sovyet yönetimine güvenini tamamen sarstı ve ülkenin bağımsızlığına giden süreç başladı. Azerbaycanlılar 32 yıldır her 20 Ocak'ta ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor. Bağımsızlık ateşini yakanlara minnettarlığını gösteriyor ve ulusal kanal olarak bizler de 20 Ocak'ta Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret ettik. Karlı ve soğuk havaya rağmen insanlar şehitlerimizi anmak için akın ediyordu. Evet değerli izleyiciler, 20 Ocak Azerbaycan halkının tarihinde çok önemli bir gündü. Tam 32 yıl bundan önce 1990 yılında Ocak ayının 19'unu 20'sine bağlayan gece başkent Bakü'de ve etraf şehirlerde, kentlerde sivil insanlara karşı, Azerbaycan Türklerine karşı bir katliam gerçekleştirildi ve emperyalist güçler o zaman Azerbaycan halkının milli azadlık, milli mücadele sesini boğmak için Azerbaycan'a bir ordu yerittiler. Azerbaycan halkı, sivil insanlar kendi bağımsızlığı için yola çıktılar. 150'ye yakın Azerbaycanlı sivil insanlar, çocuk, kadın ve yaşlı insanlar katledildi. Yüzlerce insan yaralandı. Azerbaycan Devlet Televizyonu ve diğer devlet kurumları, tesisleri zarar gördü. 32 yıl geçmesine rağmen Azerbaycan halkı bugün de ilk şehitlerini gururla anıyor. Çünkü 20 Ocak olaylarından sonra 1. Karabağ Savaşı'nın başlangıcı oldu. Hocalı soykırımı ve diğer faciələr yaşandı. Azerbaycan %20 topraklarını kaybetti. Ama bugün biz
hem de bir gurur hissiyle şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü 2020 yılında 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü yeniden elde etti ve bugün hem 20 Ocak şehitlerini hem 1. Karabağ şehitlerini ve 2. Karabağ şehitlerini büyük gurur hissiyle anmaktayız. Bugün 20 Ocak sabah saatlerinden itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Hanım Aliyeva, devlet ve hükümet resimleri, ordumuz, polis ve diğer yetkililerle yanı sıra Azerbaycan halkı bu kutsal mekanı, Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etmektedir ve kara soğuğa rağmen bugün akşam saatlerine doğru Azerbaycan halkı, Azerbaycan Türkleri bu mekanı ziyaret ediyor, şehitlerimizi ziyaret ediyor, şehitlerimizin ruhuna dualar okuyorlar. Bu mekan bizim için hem acı hem keder mekanı olmanın yanı sıra hem de bir tarihi önem taşıyan bir mekandı. Bugün çocuklarımızı bu yere götürüyoruz. Onlara tarihi unutturmamaya çalışıyoruz. Bu mekan aynı zamanda Azerbaycan'a gelen misafirler, yabancı turistler, devlet ve hükümet resmileri için de ilk ziyaret ettikleri mekandı. Buranın anlamı, tarihi anlamı çok büyüktü ve Ulusal Kanal izleyicileri için Şehitler Hiyabanı'ndan özel olarak reportaj yapmak ve 32 yıl bundan önce 20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan halkının yaşattıklarını bir kez daha sizlere anlatmak istedik. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.